Günaydın Mustafa Bey. Günaydın, hoş geldiniz. Bu kol düğmesi sizin mi? Evet, benim. Nerede buldunuz? Fabrikada. Olabilir, düşürmüş olabilirim. Diğerini de görebilir miyiz? Tabii, fakat komiser bey bu ani ziyaret ve kol düğmesi... Lütfen, lütfen gösteriniz. Pekala, buyurun. Sizi teklif ediyorum. Buyurun Mustafa Hoca. Nasıl olur, ben bir şey yapmadım. Kelepçeyi takın. Ama ben... Dün akşam fabrika soyuldu, veznedar ve yardımcısı öldürüldü. 1 milyon lira çalındı. Götürün. İnan ki ben bir şey yapmadım karışım. Demek dün gece onda... Bir yanlışlık var, göreceksin. Babacım, babacım! Onu nereye götürüyorsunuz? Korkma yavrucuğum, gelin şimdi, gelin şimdi. Susun! Siz devam edin. Evet hakim bey, 80 bin lira. Mustafa'nın bana tam 80 bin lira borcu vardı. Peki, bu borcu ne zaman aldı, ne zaman ödeyecekti? Mustafa benim en eski ve beraber büyüdüğümüz bir arkadaşımdır. Müteaddit defalar benden para aldı ve ödedi. Son aldığı borç geçen sene Nisan ayında. Ödenecek senetleri olduğu için bana geldi, ben de verdim. 1 Mart 1967 günü ödemesi lazımdı. Yalan! Yalan söylüyor hakim bey. Söz istiyorum. Evet, konuşabilirsin Mustafa Işık. Fabrikanın soyulduğu gün ben başka yerdeydim. Önce bir berbere gittim, tıraş oldum. Berber elinden usturayı kaçırdı, yüzümü kesti. Sonra bir eczacı deposuna gittim, kalfayı yüzümü pansuman etti. Berberin ve eczacının dinlenmesini istiyorum. Hayır efendim, o akşam Mustafa bey benim dükkanıma gelmedi. Ben onu aylarca tıraş etmedim. Sonra ben 20 senelik ustayım efendim. Yüzünü nasıl kesmiş olabilirim? Müşterilerim benden daima memnundur. Öteki şahit Cemal Efendi'yi çağırın. Şahit Cemal! Ben bütün gece nöbetçiydim efendim. Önce hamile bir kadın getirdiler. Ona benim yapacağım bir şey yok, hastaneye götürün dedim. Sonra bir çocuk dadısının kulağını kesmiş, orada pansuman yaptım. Başka ne bir hasta, ne de Mustafa bey bana gelmedi efendim. Peki, çekilin. Susun! Sanık Mustafa Işık. Bütün şahitler dinlendi. Hepsi de senin aleyhinde. Bunlara bir itirazın var mı? Yalan söylüyorlar. Peki oğlum, şimdiye kadar dinlenen 3 şahit de yalan mı söylüyor? Hepsi! Üstümüzde her şeyi en iyi gören bir Allah var hakim bey. Allah şahidim olsun ki yalan söylüyorlar. Cinayetin işlendiği saatte ben önce berberde, sonra icra deposundaydım. Ama onlar cinayetin işlendiği gece seni görmediklerini söylediler. Yalan söylüyorlar! Bakın hakim bey, babaysanız çocuğun ne olduğunu bilirsiniz. Burada bir çocuğum var. Onun üzerine yemin ediyorum ki yalan söylüyorlar. Susun beyler, yoksa hepinizi dışarı atarım. Peki niye yalan söylüyorlar? Sana bir düşmanlıkları mı var? Bu şahitlerin dinlenmesini sen istedin. Evet, ben istedim. Zannediyordum ki onlar doğruyu söyleyecekler. Kalleşlik yaptılar bana. Evimi başıma yıktılar hakim bey. Demek hepsi yalan söylüyorlar. Sence bunları korkutan biri mi var? Evet hakim bey. Bunların hepsi yalancı! Yalancı ve korkak, korkak! Peki, acaba bütün bu işleri çeviren kim? Bu adamları susturan, cinayeti işleyen... Bilmiyorum. Yalnız şunu iyi biliyorum ki... Doğruyu ispatlayamazsam beni asacaklar. Çünkü kanunlarımız bunu icap ettirir. Fabrikanın veznedarını ben öldürmedim. Paraları da ben çalmadım. Şimdi el birliğiyle suçu bana yüklüyorlar. Şu anda elimden hiçbir şey gelmez hakim bey. Yalnız müsaade ederseniz bir şahidim daha var. Son şahidim! Burası adalet evi oğlum. Kimse için yanlış hüküm vermek istemeyiz. Onun için herkesi dinlemeye hazırız. Yeter ki adalet tecelli etsin. Dinlenmesini istediğin şahit kimdir? Yusuf Dağcı. Adresi nedir? Müsaade ederseniz adresini vermeyeyim hakim bey. Çünkü onun da susturulacağından korkuyorum. Eğer onun konuşmasına mani olma fırsatını bulamazlarsa, belki o zaman kurtulurum. Oğlum öksüz, karım da dul kalmaz. Peki oğlum, teklifin kabul edildi. Önümüzdeki celseye yetişmesi için ne yapacaksan yap.
Sağ olun efendim. Sağ olun. Gereği düşünüldü. Duruşma son şahit Yusuf Dağcı'nın dinlenmesi için Mart ayının 14. gününe bırakılmıştır. Götürün. Halacığım, babamı asacaklar mı? Yok yavrum, asamayacaklar. Baban kurtulacak. Babana iftira ettiler. Adalet yerini bulacak, baban yine dönecek aramıza. Hadi yavrum. Kimdir bu Yusuf Dağcı? Bilmiyoruz. Bildiğimiz tek şey çok uzakta oturuyor olması. Çünkü tanıyan da yok. Mustafa muhakkak birini gönderecek ona. Ve bu adam mahkemeye gelecek. Eğer bildiği şeyler varsa mahvoluruz. Hepimiz kolesi boylarız. Bütün şahitleri sustur da karşına son bir şahit çıksın. Bu adam bir şey biliyorsa bu şehre sokulmayacak. Yusuf Dağcı bu şehre girmemeli. Fakat er geç hakikat ortaya çıkar. Mustafa Bey'in bu işi yaptığına ben de inanmıyorum. Ama bütün şahitler ve deliller aleyhinde. Ben abimin suçsuz olduğuna inanıyorum. Hakikati meydana çıkarmak için çalışacağım. Abim için yapamayacağım hiçbir şey yoktur. Gel! Mustafa Işık geldi efendim. İçeri gelsin. Abiciğim! Ayşe, kardeşim! Buyurun oturun. Teşekkür ederim müdür bey. Üzülme, her şey düzelecek. Yusuf Dağcı'ya senin gitmen lazım. Kim bu Yusuf Dağcı abi? Heyecanlanmadan beni dinle. Yusuf Dağcı benim düşmanım. Düşmanın mı, nasıl olur? Düşmanım. Beni öldürmek için de zamanını bekliyor. Fakat bütün bunlara rağmen dünyada tanıdığım en mert düşman. Garip bir durum. Kan davasından düşmanınız olan ve sizi öldürmek için fırsat kollayan bir adamı yardıma çağırıyorsunuz. Evet. Son şahidin de bir şey söyleyemezse seni asacaklar Mustafa. En son çarem. Beni öldürmek için yemin etmişti. Bundan 6 yıl önce beni öldürmeye gelmişti. Ben ona göğsümü açtım, ölümden korkmuyorum, istiyorsan öldür dedim. Ama o silahını bana boşaltacağı yerde cebine koydu ve dedi ki... Mustafa, seni öyle bir gün öldürmeye geleceğim ki... o zaman korkacaksın. Çünkü bugün hayatta sevdiğin, bağlandığın hiçbir şeyin yok. Ama günün birinde evleneceksin. Çocukların olacak. Hayatı seveceksin. İşte ben hayata en çok bağlandığın gün seni öldüreceğim. Peki... Yusuf Dağcı gibi bir adam sana yardıma gelecek mi dersin? Benim bildiğim Yusuf gelecektir müdür bey. Beni kurtaracak ve sonunda öldürecektir. O zaman ben bir katil ve hırsız olarak değil, erkekçe ölmüş olacağım. Benim korktuğum asılmak değil, şerefsizliğe hedef tutulmaktır. Demek sadece seni korkutan bu Mustafa Işık. Benim korktuğum asılmak değil müdür bey, şerefsizliğe hedef tutulmak. Oğlum, babam bir katildi, bir hırsızdı diye hatırlasın istemiyorum. Şimdi sen doğru Yusuf'a gideceksin. Ona durumu anlatacaksın. Adres burada yazılı. Söyleyeceklerim bu kadar. Sana güveniyorum kardeşim. Merak etme abi. Peki. Anlaşıldı. Sakın peşini bırakmayın. Tamam. Ne olmuş patron? Mustafa'nın kız kardeşi trenle hareket ediyormuş. Gonzilla peşinde. Kız Yusuf Dağcı'yı bulduğu zaman bize telefon edecek. Bakalım Yusuf Dağcı diye güvendikleri adam kimmiş? Bir öğrensek tamam. Thank you.
nerede bulabilirim? Karşıdaki şoföre sorun lütfen. Teşekkür ederim. Bir şey değil. Affedersin ama bacı, Yusuf Ağa'yı nereden tanırsın? Eski bir arkadaşım. Garip. Yusuf Ağa hiçbir kadına dönüp bakmaz. Hiçbir kadın da yüz vermez ona. Zaten kadınlar da ondan ürkerler. Çünkü hiçbir kadın dul kalmak istemez. Niye? Yusuf Dağcı senelerdir kan davası güder bacım. Sonu ya mezarlık ya hapishane. Onun arkadaşı da yoktur. Silahından başka kimseyle arası hoş değildir. Arkadaşsız insan olur? Bu adam çok garip bir adam bacım. Arkadaşı da yok, sevdiği de yok. Mezarların ortasında yalnız başına bir evde yaşar. Kimseyle de konuşmaz. Demek Yusuf Dağcı hayattan bu kadar uzak, medeniyetten ayrı bir insan öyle mi? Yo bacım. Yusuf Ağa çok bilgili kişidir. Rahmetli babası onu Avrupalarda bile okuttu. Gideceğimiz yer daha uzak mı? Az kaldı bacım. Yusuf Dağcı evde midir acaba? Vallahi bilmem. Belki ava gitmiştir. Silaha meraklıdır da. Burası. Evde midir acaba? Vallahi bilmem. Bana müsaade bacım, benim gitmem lazım. Beni geri götürmek için beklemez misin? Yusuf Dağcı kalabalıktan hoşlanmaz bacım. Eyvallah. Ne olacak? Sizinle konuşmaya geldim Yusuf Bey. Çok acele ve önemli. Çünkü ucunda bir insanın hayatı var. Ben Mustafa Işık'ın kardeşiyim. Ne olur ben söyleyeceklerimi bitireyim, ondan sonra siz. Tamam mı?
Aranızda geçen her şeyi biliyorum. Abim bütün bunları bana anlattı Yusuf Bey. Her şeyi, her şeyi teker teker anlattı bana. Şu an iki düşman ailenin çocukları olduğumuzu unutup... ...yardıma muhtaç bir insana dost elinizi uzatmanızı ricaya geldim. Mustafa bir iftira sonucu hapse atıldı. Bir cinayet ve soygundan mahkeme ediliyor şimdi. Bütün şahitler aleyhinde. Abim bütün umutlarını yitirdi. Muhakkak asacaklar onu. Onu kurtarın. Bir insanın hayatı sizin için önemli değil mi? Bir insanın hayatı. Hayat. Bu ne biliyor musun? Gül. Hayır. Bu da bir zamanlar hayattı. Hem de babamın hayatı. Bunlar da kardeşlerim. 16-18 yaşlarında öldürülen kardeşlerim. Gaddarca öldürülen masum kardeşlerim. Bu da benim anamdı. Çocuğunu, kardeşimi emzirirken öldürülen anam. Bu da kız kardeşim. Onlar öldürülürken kimse acımadı onlara. Hayatlarını düşünmedi. Sense bana düşmanım olan bir insanın hayatından bahsediyorsun. Benim anam, babam, kardeşim toprak olduktan sonra... ...bu vadiler, bu dağlar bana zindan olduktan sonra senin kardeşin hayatından bana ne? Aranızdaki düşmanlıkta abimin hiçbir suçu yok. Benim de yok. Eski günlerin acısını neden biz çekelim? Onun sana ihtiyacı var. Mustafa ne kadar güç durumda olursa olsun... ...düşmanından yardım dilenmek yiğitliğe yakışmaz. Eğer o düşman gerçekten mert ve erkekse ayıp sayılmaz. Ayıp olan düşmanın bu yardımını reddetmesidir. Evet, mert insanlar sözlerinde de dururlar. Ben Mustafa'yı öldürmeye yemin ettim. Öldüreceğim de. Ama önce idamdan kurtaracağım onu. Artık bana düşman gözüyle bakma. Ben kimseyi arkadan vurmam. Kardeşin kurtulana kadar dostuz. Siz hayatımda gördüğüm en mert düşmansınız. Alo, sen misin Godzil? Evet, benim patron. Patron, sana mühim bir haberim var. Yusuf Dağcı ile Mustafa Işık'ın kız kardeşi şimdi beraber trene biniyorlar. Bu habere çok sevindim. Şimdi beni iyi dinle. Onları adım adım takip edeceksin. Tamam mı? Hadi. Kız Yusuf Dağcı'yı bulmuş. Trenle hareket ediyorlar. Yusuf Dağcı Adana'ya girmeyecek. Trene Pozantı'dan binersiniz. Maalesef patron, merak etme. Sizi çok başka anlattılar Yusuf Bey. Tanıştığımız andan bu yana hep söylenenleri düşünüyorum. Kana susamış bir canavar, intikam ateşiyle yanan bir cani, daha neler neler. Evinizdeki çiçekleri ve kitapları görünce söylenenlerin boş olduğunu anladım. Yalnız merak ettiğim bir şey var. Bu kadar okumuş, bilgili bir insan nasıl kan davası güder? Olanları unut şimdi. Birbirimizin mazisini bilmeyen iki insan olalım. Öyle olsun. Kaç yaşındasınız Yusuf Bey? 36. Göstermiyorsunuz. Daha insanı genç tutar, sağlam tutar.
gün önce de yengem kayboldu. Kaçırıldığını zannediyorum. Abimle uğraşanlar çok kuvvetli. Şahitleri susturdukları yetmiyormuş gibi abime yardım edenlerle de uğraşıyorlar. Gözünüzü korkutmak için söylemiyorum ama sizi de çok büyük tehlikeler bekliyorum. Tedbirli olmanız lazım Yusuf Bey. Siz misafirler, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Cümleten selamün aleyküm. Nereye böyle he? Ve cümleten aleyküm selam. Adana'ya bir emriniz mi var? Estağfurullah, ricamız var. İlk istasyonda ineceksiniz ve Adana'yı unutacaksınız. Adana'yı unutmak için ilk istasyonda inmek lazımsa inelim. E peki sonra? Sonrasını unut. Yolu tut bakalım. Kalk, hadi yürü.
Kurtulduk mu? Evet ama adamları kaçırdım. Oh, her şey düzelecek mi? Düzelecek. Düzelecek, sen merak etme. Bizim delikanlılar şimdi işi bitirmişlerdir. Neredeyse damlarlar. Bak, bak Mustafa'nın kız kardeşi. Yanındaki de Yusuf Dağcı herhalde şef. Yazık onlara be, bir işi bitirememişler. Gazla. Gazetecilere yanlış beyanat verilmesin, bu kadar. Merhaba müdür bey. Hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Tanıştırayım sizi, Yusuf Dağcı. Müsaade ederseniz, Yusuf Dağcı abimle görüşmek istiyorum. Tabii, tabii. Hoş geldiniz Yusuf bey, ben emniyet müdürü Tahsin Beyaz Yürek. Mustafa Işık'ın güvendiği tek adam demek sizsiniz. Biz de bu hadisenin huzursuzluğu içindeyiz. Temenni ediyoruz ki sonuç Mustafa'nın lehinde olsun. İsminizden çok bahsedildi Yusuf bey, sizi biraz tanıyorum. Oğlum Yusuf bey'i ziyaret yerine götür. Acaba Yusuf Dağcı bu hadiseyi halledebilecek mi dersin? Hı. Kız kardeşimden hala bir haber alamadım. Kim bilir belki de başına bir şey geldi. Mustafa Işık, ziyaretçim var. Senin gibi düşmanım olsun, senin gibi mert ve cesur. Kurtulana kadar bunları unut. Seni kirli bir iple boğulurken görmek ağrıma gider. Çünkü burada ismin yazılı. Bunu sana hediye edeceğim ama zamanı gelince. Eskiyi unut. Söyle bakalım, ne yapmamı istiyorsun? Bana büyük bir oyun oynadılar Yusuf. Öyle bir oyun içindeyim ki bütün şahitler aleyhimde. Şahitleri bul, onları konuştur, onları korkutan sebepleri öğren. Karımı da kaçırdılar. O da zor durumdadır herhalde. Anlıyorsun değil mi Yusuf? Korktuğum idam edilmek, ölmek değil, şerefsizlik. Avukatımla da konuşabilirsin. Ayşe sana yardım eder. Yusuf bey, müsaade ederseniz bazı şeyler sormak istiyorum size. Buyurun. Söylentiye göre Mustafa Işık hadisesinin son şahidi sizmişsiniz. Evet. Bildiğiniz şeyler Mustafa Işık'ı idamdan kurtarabilecek mi acaba? Muhakkak. Mahkeme ayın 14'ünde. O güne kadar sağ kalırsam Mustafa'nın yerine adı namusluya çıkmış bazı adamlar cezalandırılacak. Çok kesin konuşuyorsunuz Yusuf bey. Kendine güvenen insanlar kesin konuşurlar. Mahkemede ben konuştuğum zaman Mustafa Işık muhakkak idamdan kurtulacaktır. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Teşekkür ederiz. Bütün imkanları kullandım Yusuf bey. Fakat Mustafa Işık'ın verdiği şahitler hep aleyhinde. Maalesef ben de çaresiz kalmış durumdayım. Sizce bu şahitler niye yalan söyledi? Bilmiyorum. Bilmeyecek bir şey yok, satıldı hepsi. Ayrıca baskı yapıldığı da doğru. Ya fabrikatör? Mustafa Işık'ın Yıldırım Bey'e 80.000 lira borcu varmış. Onun şüphesi şu, bu borcu ödemek için vezneyi soymaya kalkmış ve veznedarı öldürmüştür. Benim takıldığım yer burası. Buraya bir nokta koydum. Noktaya daha vakit var. Bunları alabilir miyim? Tabii efendim.
Şimdilik eyvallah. Güle güle. Teşekkür ederim. Estağfurullah efendim, güle güle. Bakalım Murat'ım, nasılsın? İyiyim. Fatma kadın yok mu? Yok, gitti. Merhaba. Merhaba. Yusuf amcan babanın arkadaşı. İyi. Buyurun içeri. Bir kahve içer misiniz? Teşekkür ederim. Çay, kahve, sigara içmem. Bir içki? İçki de kullanmam. Abim de sevmezdi içkiyi. Farkında mısınız? Sizi görünce bayağı rahatladı. Çok güveniyor size. Ben de güveniyorum. İnsana güven veren bir haliniz var. Çocuk kaç yaşında? 8 yaşında. Sekiz yaşında ve silah kullanıyor. Ben de öyleydim. Yemek için bir şeyler hazırlayayım size. Amca, senin tabancan var mı? Yok. Neden yok tabancan? Yok işte. Ama benim var. Yakarım ha! Korkuyor musun? Korkuyorum. Neden korkuyorsun? Ben korkarım. Korkuttum hala! Yusuf amcayı korkuttum. O bir şeyden korkmaz yavrum. Vallahi korktum. Kendi söyledi. Hem de korkuttum diyorum sana. Peki yavrum. Tamam, korkuttun amcayı. Hadi ellerini yıka da yemek yiyeceksin. Peki abla. Yazıyor! Şahit Yusuf Naci Mustafa Işık'ı idamdan kurtarabilecek mi? Yazıyor! Yazıyor, ikinci baskı yazıyor! Mustafa Işık davasını yazıyor! Yusuf Naci'nin sözlerini yazıyor! Yazıyor beyler! Sizler bir yığın budalasınız! İnsan hiç avını elinden kaçırır mı? Yusuf Dağcı'nın şehre gelmesinin ne demek olduğunu ben size anlatamadım galiba. İşte bakın, ispatı! Gazeteler! Bunları herkes okuyacak. Herkeste bir şüphe belirecek. Her şeyi berbat ettiniz! Yusuf Dağcı denilen adamı tanısan böyle konuşmazsın patron! Kes sesini! Ne konuşuyorsunuz? Yusuf Dağcı'yı bir gölge gibi takip edeceksiniz. Yaptığı her işi, yediği yemeği, yattığı yeri bile bilmek istiyorum, anlaşıldı mı? Peki patron! Defolun! Merhaba, eczacı kalfası Cemal Efendi sen misin? Benim, buyurun. Ben Yusuf Dağcı. Ne? Ne Yusuf Dağcı? Evet. Ben sizi tanımıyorum. Ama ben sizi çok iyi tanıyorum. Mahkeme gününe kadar düşün. Ne düşüneceğim, ne mahkemesi? Ya kefenini hazırlarsın, ya da doğruyu söylersin. Mahkeme ayın 14'ünde. O güne kadar düşün taşın. Yine yalan söylersen hakimin önünde seni vururum. Ben bir şey bilmiyorum. Bildiklerimin hepsini söyledim. Söylemesi benden, düşünmesi senden. Devam. Bildiklerimin hepsini söyledim, daha ne soruyorsun? Çifte tıraşa lüzum yok Berber Efendi. Devam. Buraya gelmek istemezdim ama mecbur oldum. Demek Yusuf Dağcı sana kadar gelip şahitleri ve adreslerini sordu.
Evet, bu adam hadis hakkında çok şey biliyor. Yusuf Dağcı'nın şehre girmesine mani olmalıydınız. Oldu bir kere. Köpek sürüsü kadar adam var, hiçbiri işe yaramıyor. Ama Yusuf'tan da kurtulacağım. Ya konuşturursa şahitleri, ya meselenin aslını çıkartırsa ortaya? Nasıl çıkarır? Sen veya ben konuşursam ancak her şey meydana çıkar. Cinayeti senin işlediğini ispat ettikleri zaman sebebini anlatmayacak mısın? İflas etmek üzere olduğunu, vergi borçlarını ödemek için kendi kasanı soyduğunu, hadiseyi Mustafa Işık'a yüklemek için karısını bile ayarttığını anlatmayacak mısın? Diyorsun ki ben anlatmasam sen anlatırsın, öyle mi avukat bey? Sen de çok şeyler biliyorsun. En az benim kadar. Hayır, hayır patron, ben daima seninle beraberdim. Yalnız olmaktan hoşlanırım. Çok şey bilen ağzını tutmasını bilmezse ceset olur. Götürün bu leşi, götürüp otomobile nehre atın. Trafik kazasında ölmüş olsun. Ne oldu? Yusuf Dağcı eczacıyla berbere gitti patron. Demek böyle. Bu adam ölümünü arıyor. Evet. Eczacıyla berber de çok şey biliyorlar. Ya onları konuşturursa? Olabilir patron. Onları da susturmak lazım. Sen emret patron, Yusuf Dağcı gittiği zaman konuşacak canlı bulamayacak. Amca sen benim gibi taş atabilir misin? Atamam. Oğlun atabilir mi benim gibi? Oğlum mu? Benim oğlum yok ki. Olmadı işte. Bak kocaman adamsın, ayıp değil mi sana? Babamın çocuğu var. İyi anlaşıyorsunuz galiba. Yusuf amcanın çocuğu yokmuş. Çok üzüldü. Ona bir çocuk alalım. Çocuk alınır mı? Leyleklere söyleriz, getirirler değil mi ağalar? Tabii yavrum. Ben gidip leyleklere söyleyeyim. Çocuk sever misiniz? Sevmek. Eskiden sevdiğim bazı şeyler vardı galiba. Ama şimdi hayatımın en yabancı kelimesi sevmek. İmkansız. Sevmek insanoğlunun vazgeçemediği bir duygudur. Ondan kaçmaya imkan yoktur. Thank you.
işte bakayım. Benim montajım. Dün gece öldürülen şahıslar çok ilgi çekici. Biri eczacı Cemal, diğeri berber Ahmet. İkisi de Mustafa Işık hadisesinin şahitleriydi. Bu cinayetlerle Yusuf Dağcı'nın ilgisi olabilir mi? Yusuf Dağcı şahitleri neden öldürsün? Veya katil kim? Katili ancak zaman adalete teslim edecektir. Efendim, Yusuf Dağcı isminde biri sizi görmek istiyor. Gelsin. Yıldırım Bey sizi bekliyor. Merhaba. Hoş geldiniz Yusuf Bey. Eyvallah. Ben Mustafa Işık hadisesi için geldim. Mustafa Işık, fabrikamın müdürüydü. Onunla daima iyi geçinirdik. Ben bile şaştım bu işe. Size borcu varmış galiba. Hadiseyi şahadetinizde borcunu ödemek için yapmış olabileceğini söylemişsiniz. Ben orada demek istemiştim ki... Hem neden soruyorsunuz bunları? Anlatmam veya izah etmem için bir sebep var mı? Hayır. Yoksa polis misiniz? Hayır, fabrikatör Yıldırım Bey. Ben sadece Mustafa Işık'ın düşmanıyım. Düşmanı mı? Evet. Ben de arkadaşıyım. Fakat idama mahkum edilmiş bir adamın sonu belli. İsrar etmek faydasız. Yoksa kurtulmasını isterdim. Merak etmeyin, kurtaracağım onu. O zaman pek sevinmeyeceksiniz herhalde. Eyvallah. Var sevgilim. Seni çok beklettim, kusura bakma. Yusuf Dağcı dostumuz geldi. Sabık kocanın arkadaşı. Sen zeki ve işini bilen adamsın sevgilim. Bütün zorlukları yenmesini bilirsin. Aşık olduğum tarafın da bu zaten. Kimse senin karşında duramaz. Adı Yusuf Dağcı bile olsa. Senin için her şeyi yaparım, ama her şeyi. Yapacaksın değil mi? Her şeyi yapacaksın. Beni bu hapishane hayatından kurtaracaksın, beni buradan götüreceksin değil mi? Bugün çok sıhhatli görüyorum sizi. Değilim. Çok da erken kalktınız. Düşünüyorum. Ben de çok düşünüyorum. Ama çıkamıyorum işin içinde. Bütün insanlar birbirleriyle kavgalı. Neyi paylaşamazlar, neyin kavgasını yaparlar. Kısacık şu insan ömrü boş yere harcanır gider. Kavga, kin, ölüm... Kavga, kin ve ölüm... hayatın değişmez kanunlarıdır. İnsanoğlu bunlardan kurtaramaz kendini. Siz de kurtaramadınız değil mi? İnsan yalnız başına hiçtir. Ama bu yalnızlığı siz istiyorsunuz. İstemedim. Bana ailemden miras bırakıldı. Acı bir yalnızlık, değişmez bir kin. Belki rahatlatacak, belki de tamamen mahvedecek bir intikam. Ben öğleden sonra hapishaneye gidiyorum, orada buluşalım. Peki. Zaten bizim dünyamız ters arkadaş. Dost bildiğim adam düşmanın, düşman bildiğin adam dostun oluyorum. Ya... Ben onu bilir, onu söylerim. Aptal ve sahtekar dostum olacağına... mert ve kafası çalışan düşmanım olsun daha iyi. İşte ispatı, Yusuf Dağcı. Mustafa Işık, ziyaretçim var. Senin düşman geldi galiba abi.
İşler pek iyi gitmiyor. Hayrola? Şahitlerin ikisi de öldürüldü. Fabrikatör Yıldırım Bey'in bu işlerde parmağı var galiba. Karının da izini bulamadım. Belki ağır gelecek ama sen bir kader oyununa kurban gitmişsin. Nasıl? Daha çözemedim. Karın pek sağlam ayakkabı değil galiba. Doğru konuş. Sen doğru düşün. Hasıl sen doğru düşün. Lafına dikkat et. Sen dikkat etsen daha iyi olur. Herkes sizinle uğraşırken münakaşanın sırası mı? Unutmayın ki yarın ayın 14'ü. Bir adamın hayatı bugüne bağlı. Ya ölecek ya yaşayacak. Daha bir günümüz ve bir gecemiz var. Bundan sonraki her saat yeni olaylara göre. İster istemez aynı şeyleri düşünüyorum. Sonuç değişmeyecek. Bu konuyu kapat. Elimde değil. Sonuç kimin lehine olursa olsun benim için aynı acıyı taşır. Yusuf Bey telefondan istiyorlar. Kim? Bir hanım. Alo. Ben Yusuf Dağcı. Beni ilgilendirecek bilgileriniz mi var? Hı? Nerede? Yıldız Pavyon'da. Gelirim. Geldiniz Yusuf Bey. Hoş bulduk. Bir içki alır mısınız? İçki kullanmam. Telefonda söylemek istediğiniz neyle ilgiliydi? Mustafa Işık'la ilgiliydi. Yalnız burada konuşamayız. Gece yarısı evime gelin, her şeyi anlatırım, tamam mı? Davranlar, ver silahını. Kaldır ellerini. Yürü, dikilme de yürü. Git patrona haber ver.
Hadi bakalım, buyur beyefendi. Zamansız öten horozun sesi çabuk kesilirmiş. Neler söyleyecektin mahkemede, öt bakalım. Söylemekle kurtulamazsın kızım. Doğruyu söylemezsen ben seni öldüreceğim. Yalan söylemeye mecburdum. Babam onların elinde. Her şeyi babam biliyor. Ben yalancı şahitten başka bir şey değilim. Baban nerede? Bunların hepsi senin baban. Allah anana kuvvet versin. Asıl babası benim. Ya, demek bunlar da senin dümbüklerin. Neyse, mühim olan senin avucumuzda bulunman Yusuf Taci. Biliyorsun yarın ayın 14'ü. Mustafa Işık idama mahkum olacak. Çünkü beklenen şahit Yusuf Taci mahkemeye gelemeyecek. Bana bak oğlum, yaptığın her iş falsolu. Daha ilk günden paniğe kapılıp şahitleri temizlemeseydin, belki bu işi zor hallederdim. Aslında ben bir şey bilmiyordum. Fakat şimdi her şeyi biliyorum. Seni hiç kimse kurtaramaz, ben bile. Peki, Mustafa'yı kurtarabilecek misin? Kurtaracağım. Bir düşman için bu kadar ısrar neye? Kurtarıp öldürmek için. Zaten ölecek. Düşmüş ve iftiraya uğramış çaresiz bir adama benim kurşunum işlemez. Düşmanım da benim kadar kuvvetli olmalı ki öcümü tam alayım. Sakın bana düşman olma fabrikatör Yıldırım Bey. Blöflere karnım tok benim. Ben her işimi hesaplı yaparım. Benim üstümde hesap olmaz. Ne yaparsan yap, ben mahkemeye yetişeceğim ve Mustafa Işık'ı kurtaracağım. Kurtar da görelim Yusuf Taci, götürün! Mahkeme bitene kadar orada kalsın. Yine bakalım. Onu buraya getirmekle akıllılık ettin. Gidelim. Herkes senden bahsediyor Yusuf Dağcı, bizden hiç kimse bahsetmiyor. Az mı geldi? Bu yumruktan sonra sen de bizden bahsedersin artık. Benim hesap eksik kalmasın. Bir iyice bağladın mı? Herkül olsa çözemez. Hadi yürüyün, kağıt oynayalım. Bak Yusuf Dağcı, seni o kadar çok seviyorum ki ipin ucunu belime bile bağladım. Neye oynuyoruz? 100 lirasına. Hayır! Kazanan Yusuf Taci'yi 15 dakika dövecek, tamam mı? İnşallah ben kazanırım. Hadi ver bakalım, ver! Evet!
Saat kaç? 7. 2 saat sonra Mustafa Işık'ın idamına karar verilince biz de bu safradan kurtulmuş olacağız. Yap bakalım. Tek kolum yeter ona. Hadi oyna. Görüşüldü. Türk Ceza Kanunu'nun 450. maddesi 1. fıkrası gereğince idamına karar verilmiştir. Böyle davranmaya mecburdum. Hayatımı sana borçlu. Torpido gözünde bir silah olacak. Sağ ol Yusuf. Alo, ben emniyet müdürü. Ne var? Mustafa Işık kaçtı mı? Yusuf Dağcı mı kaçırdı? Telaşlanmaya lüzum yok. Şehirde iki canlı hedefin olması daha iyi. Nurettin Bey, bu işin sonu gelmiştir artık. Gördün mü bak, Mustafa kaçmış.
Hem de Yusuf Dağcı kaçırmış onu mahkemenin kapısından. Şimdi beni öldürmek için arayacak, haram olacak hayat bana. Sus! Fazla telaşlanma. Sana söyledim, uzaklara gidelim dedim. Bunlar başımıza gelmezdi o zaman. Gene gideceğiz. Sana söz verdim. Sözümü yerine getireceğim. Hem bizi takip edecek, aşkımızı gölgeleyecek kimse olmayacak arkamızda. Nasıl? Mustafa kaçmışken Yusuf Dağcı ile beraber beni ararken mi? İkisini de öldüreceğim. Godzil! Mete! Gidin Mustafa'nın kız kardeşiyle oğlunu yakalayıp getirin buraya. Peki patron. Hemen gidiyoruz. Benim zekama güvenirsin değil mi sevgilim? Güvenirim ama artık faydasız. Bu gece Mustafa ile Yusuf Dağcı buraya gelecekler. Çünkü Mustafa'nın kız kardeşi ve oğlu burada olacak. Oğlumu da getirecek misin? Ne olur ona dokunma! Hiç olmazsa bu kirli işe o karışmasın! Karışmayacak! Onların haberi olmayacak! Sadece kanundan kaçan iki adamı öldüreceğim! O zaman mükafat verecekler bana! Sonra da evleneceğiz seninle! Mesut olacağız! Efendim, emriniz üzerine Mustafa Işık'ın evine gittim. Evde kimse yok. Ne, aşağının da yok mu? Yok efendim, ev dağıtılmış. Demek Mustafa Işık'ın kız kardeşi ve oğlu da kaçırıldı ha? Bütün şehirde emniyet tedbirleri alsın. Başüstüne! Alo, ben emniyet müdürü. Hazır kuvvet, dikkat! Ne haber? Evde kimse yok. Galiba Ayşe ile çocuğu kaçırdılar. Yıldırım onları muhakkak fabrikaya götürmüştür. Bize tuzak hazırladılar. Fabrikaya gideceğimizi biliyorlar. Hadi onları bekletmeyelim. Kusura bakmayın Ayşe Hanım, sizi biraz yorduk. Kendinizi ele verdiniz Yıldırım Bey, bütün gayretiniz boş. Yakında sizi parmaklıklar arasında göreceğim. Fırsat olmayacak. Çünkü Yusuf Dağcı ile abiniz sizi kurtarmak için ayağıma kadar gelecekler. Sonrasını tahmin edersiniz. Gelecekler, gelecekler ama bu sizin sonunuz olacak. Artık kurtulamayacaksınız, onlardan korkun! Demek bu kadar eminsiniz. Geliyorlar şef! Kuş kafese girdi, kapayın ağızlarını! Ağzımı kapamanız hiçbir şeyi değiştirmez! Orası belli olmaz hanımefendi! Saklanın! Sen bu taraftan. Peki Yusuf.
Hapishaneden kurtuldun ama benim elimden kurtulamayacaksın. Alçak! Mühim değil. Sen polise haber ver Ayşe. Ya çocuk? Biz hallederiz. Hadi sallanmayın, herifler peşimizde! Öldüremedin mi onları? Kurduğumuz tuzağa kendimiz düştük. Bir terslik mi oldu? Evet, terslik oldu. Ama biliyorum, kendi hatamdan ters oya düştüm. Şimdi gelirler. Kurtulacak mıyız dersin? Sen merak etme, kapıdan girer girmez ikisini de mıhlayacağım. Dikkat et! Dikkat et! Yavrum, affet beni Mustafa. Allah seni affetsin. Bırak, bırak! Onun hesabı bana ait! Dur bakalım! Onu öldürürsen hapse girersin, sen bana lazımsın! İndir silahı! Hepinizi kanun avına tevkif ediyorum! Alın silahları, içeri bakın! Çabuk olun! Ayşe Hanım her şeyi anlattı bana Yusuf Bey! Teşekkür ederim! Üzülmeyin, mahkemede her şey hallolacak! Hadi binin arabalara. Buyurun gidelim.
Meselen halledildi Mustafa Işık. Sıra bizim meseleye geldi. Yarın seni baraj yolda bekleyeceğim. Babacığım, bana şalgam suyu alacaksın değil mi? Tabii alacağım yavrum. Sen kurtardın. Şerefimi sana borçluyum. Ama burası can pazarı Yusuf. Sabaha kadar silahımla talim ettim. Hayatı seviyorum Yusuf. Oğlum için yaşamalıyım. Bunun için seni öldürürüm Yusuf. Bize kalmaz. Bu mu insanlık? Bu mu medeniyet? Senelerce önce birbirini öldürmüş olanların günahları sizleri büyülemiş. Hadi vurun. Vurun da bu iş kökünden halledilsin, bitsin artık. Hediyem olsun. Sağ ol Yusuf. Hayatım boyunca bunu unutmayacağım. Belki bir gün gene birbirimize lazım oluruz. İnsanlar birbirlerini sevmelidirler. Ama bize yanlış öğretmişler her şeyi. Siz çocuğunuza doğruyu öğretin. Kinin, kavganın sonu olmadığını anlat. Sen de artık beni unut. Böylesi daha iyi. Artık düşmanlıktan uzak bir hayat bekliyor bizi. Yusuf! Yusuf dur! Beni de götür Yusuf. Orada yalnız yaşanmaz. Sana bütün acılarını unutturacağım.